Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aramızda şimdi bir olanlar var ki şimdi hayatta seni namaz kan kıyan Allah, Allah halime gene namaz kan bulmasın deyin. Beni yan bir namaz kıyan Allah, Allah halime gene bir namaz bulmasın deyin. Takdirde hüccet kılışmak için olabilir. Yani özünü hidayetki intilmeyenliğine, özünü nafsını yiyemeyenliğine, özüden körmüyle belki Allah Ta'ala'nı takdiriyle tümge mahcup oladı. Kuyuda işler yanımız sahabanın hayatı, bana şu kişilerle bir cevap oladı. Salman-ı Farsi radıyallahu anh'u. Salman-ı Farsi radıyallahu anh'u da Peygamberimiz dedi, Salman minne, min ahlil beyt. Salman bizden, mine hanadanından ve mertmaktadır Resulullah. Salman Farsi radıyallahu anh'ın kıssası Allah'ını isteyen kişiler hakkındaki kıssalarının en çirayliği. Bu kıssanı sözleştiğinde Salman Farsi'nin özüge bir koyu verseydi. Çünkü bu kişinin şuurları çukura ve sözleri rasra ve birinci tırna işkençliğimiz maksat muvaffak olalım. Salman Farsi hikaye kıladı özü hakkında. Min Farsi'nin İsfahan degen yerdeki Hayyan degen kışlardan idi. Ceyyan degen kışlardan idi. Atam anaşı kışlarının en bay kişisiydi. Aksakalıydı ve manzilatı muhatabalı bugün kişisiydi. Atamı yaş görgen kişilerin içindeki en kattası neydi? Yani mendeki hiç kimi yaş görmezdi atam. Şunu da yaş görürdü ki beni yeri kökü işlemesiydi. Üyden taşkarıya çıkarmasıydı azım kıldı. Ertelerden keç keç üyde oturardım ve biz sığınadığın, ibadet kıladığın otunu ölçüp kalmasını atam menge tapşırganıdır. Bana mazlumlar, Farslar, macusi boyan, onlar otke sığınken. Bana şu üyedeki üç milyon otunu ölçüşü mümkün olmasını için bomba geldi giden, bitti adam daim otun kalıp, külünü alıp, otta parvaşını tutturardı, onun ibadet kılardı. Atamın kışlarının aşkarısında bir katta bağı vardı. Katta yeri vardı, şu yerin idarasını şahsen özü idara kılardı ve güzel tuturardı. Men üyden çıkmazsan ot yakı oturardı. Günlerde burada atanın şöyle bir işleri ben kıldı ki taşkaradaki bakka barıştı imkanatı bulmadı ve menge oğlum dedi beni bazı bir işlerim bulan avara bakkalı yapan bakka ve ki yerge bağlıp seni havarap geyim dedi. Üyden çıktı, bak tamamı karab yürüdüm. Ve yolda Nasraniler'de Çerkeğ'ını aldı, oturup aldı. Çerkeğ'dan adeta bunun eşitmeyen bir avazlar eşitlerdi. Yakara varıp arasan Nasraniler'in ibadethanasıydı. Ular ibadet kılışarı. Ulardan çıkarken avazlar yakıp aldı. Çerkeğ'e geçirdim. Ularda sütübatıda oturdum. Ve onların ibadeti beni acablandırdı. Menge yakıp aldı. Sonra onlardan bu dinilerde aslı kayırdı sonra gelende Şam ülkelerine de cevap verişti. Kün, bat günge kadar ulardan oturdum, yerge var yanım yok. Halamı düşkenden ki, sekinle ülke kayıtlar pirip geçişiyle parlayıp dur yanımda, atan beni şiddetle kütüp dur yanımda. Ve keç koyanlığının sebebini sordu. Ben ettim ki, ota, ben Nasraniler'in çerkeğinin altına öptüm, ularına ibadetlerine güvah buldum ve ularının ibadeti bizdikiden yakışırkenliğine emin buldum dedi. Atam ayette balan, ata babaya ne sıkıntı yiyen dini, onlar da diniden köre elbette yakşı dedim. Dekin ben atamge karşı çıktığımda, Allah'a kasam ki onların ibadeti bizgiden köre yakşı dedim. Dininden kaçıp geçtiğimden korkan atam, beni üyden çıkarmadı ve ayağımge zancir sap koydu. Üyden onunla çıkışta imkanatı bulmaya kaldı. Lekin birinci imkanatı buluşu bulan, ana şu Nasraniler geçimde bir haber çıkardım ki, eğer Şam yerlerine burası bir ticaret kervanı kep kaladiyen olsa menge haberini veriyorlar. Bir kaç müddet ötgeniden ki Şam'da ketadiyen bir sefer kervanı bu kaldı, haberini verişti ve imkaniyetini kılıp ayağımdaki zancilerini üzüp yani şu kervanı koşulup Şam yerlerine cünadım. Şam'da var yanımda o yerine çıktırıp birinci çıkan işim sizlerine dinilerdeki en afzal kişi kim? En katta bir alim, dindar kişiler kim de sorganında ana şu şehirdeki Çerkeğ'in başlık arzusu Uskup'tu işare kılıçtı. Onu aldığa vardım ve ben sizlerde dinilerde Nasrani dine getirişliğini azım kıldım.
Agar ruxsat bersangiz, sizning xizmatingizda bo'lay. Sizdan ilm o'rganing, siz bilan birga ibodat qilay dedi. Usqub menga roziligini bildirdi. Uni oldida xizmatkor bo'ldim, undan ilm o'rgandim, u bilan birga ibodat qildim. Lekin oz fursatning ichida bu odamni yomon odam ekanligiga guvoh bo'ldim. Odamlarni oxiratga savobi tayyorda deb turib, xayr-ehson qilishga chaqirardi-da, bu pullarni miskin bechoraga tarqataman deb sadaqa qilishga buyurardi. Bu pullar qo'liga tushgandan keyin bir otasini kambag'allarga bermasdi, o'zini chiqib olardi. Va 7 ta ko'zada oltin to'plaganligi guvoh bo'ldim, qayoqqa deb chiqqanligini ham bilardi. Bu nasroniy rohib bo'lgandan keyin uni ashoblari to'planib ko'mishmoqchi bo'lishdi. Shunda aytdimki, "Ey odamlar, bu sizlarni birodarlar yomon odam edi. Nega munofa deyapsan? Gapingni qanday isbotlaysan?" deganda, "Bu qilgan xayr-ehsoninglarni o'zini chiqib oladi. Gapingni isbotlaysanmi?" deb so'rashganda, ana shu 7 ta ko'zadagi oltin berkilgan joyni ko'rsatib qo'ydi. Ular oltinlarni olishdi va aytishdiki, "Allohga qasam, biz uni hargiz dafn qilib ko'mmaymiz. Uni miqqa qoqib, jussasini tikka qilib turib, tosh bo'ron qilib tashlashib yubordi." Uni o'rniga bo'lgan boshqa bir rohib keldi va uni xizmatida bo'ldim va uni yaxshi odam ekanligini ko'rdim. Alloh qodir qilgan uni xizmatda turganimdan keyin unga o'lim soatlari yetdi va unga qarab turib, "Sizdan keyin men kim etagini ushlayman? Sizdan keyin kimga bir meni vasiyat qilasiz?" deganimda, "Musil degan joyda falon-falon ismli rohib bor. Shu bizni tutgan yo'limizda mustahkam turgan haqdagi kishilardan" dedi. Bu meni ustozim vafot qilgandan keyin ana shu Musulga bordim. Ustozimning vasiyatini ana shu Musuldagi kishiga aytdim. U ham rozi bo'ldi, uni xizmatida bo'ldim. U ham ozgina fursatdan keyin vafot etishga yaqin bo'lganda, undan vasiyat so'raganimda, u meni boshqa joydagi Nasibin degan joydagi bir rohibga dalolat qildi. Uni xizmatini qildim. U ham yaxshi odam edi. U ham vafot qilayotganda Amuriya degan joyda bitta rohib qolganligini aytdi. 3ta, 4ta rohibdan boshlayapti. Haqni istayapti birodarlar. Bittasi to'xtab olmayapti. Sizdaqa zo'ri, sizdaqa bir to'g'risi, sizdaqa bir nafsini yengani oxiratga degani kim deb so'raganda, oxirgi Amuriyadagi rohibni aytishdi. U yerga bordi. Uyaga bordi, bu kishining xizmatini qildi va uning qo'lida xizmat qilib yurib, bir necha bir mol qo'ylarga ega bo'ldi. Ozgina dunyo oshirdi. Bu kishiga ham o'lim sohibat aytganda, "Sizdan keyin kimga vasiyat qilasiz meni? Kimni etagini ushlaydi?" dedi. Shunda mana shu kishi aytdiki, "Allohga qasamki, haq yo'lda turgan mendan boshqa biror kishi qolmadi. Dunyoga berilib ketdi hammasi. Kimga tavsiya qilishdi, kimga vasiyat qilishdi bilmayman sizni. Lekin arab yerlaridan Ibrohim payg'ambarni dinini, shariatini ko'tarib chiqadigan bir payg'ambar chiqadigan zamon keldi. Uni qanday qilib topaman?" U bir qancha belgilari bor dedi Ibrohim. Tavrotda, Injilda payg'ambar Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam kelishi haqida alomatlar bor edi. Hijrat qilish haqida, payg'ambarimiz ismi, qiladigan ishlari haqida bir belgilar bor edi. U Payg'ambarning belgisi, unga sadaqa bersangiz yemaydi. Hadiya bersangiz yeydi. Va ikki kuragan o'rtasida payg'ambarlik nubuvvat holi bor edi. So'ngra vafot etdi. Arab yerlariga ketadigan Banu, ya'ni Kalb qabilasidan bo'lgan bir tijorat karvoni keldi. Ular bilan ittifoq qildim. Agar sizlar meni arab yerlariga olib qo'yadigan bo'lsanglar, mol-mulk va mol-mulk qo'ylarimni sizlarga beraman. Ular muvaffaq bo'lishdi. Yo'lga chiqqanimizda ular menga xiyonat qildilar. Yahudiylardan bittasiga meni qul qilib sotib olishdi. Ozod kishi qul bo'lib sotilib ketdi. Bu ana shu yahudiylar uyida xizmatga bo'lib yurarkanman, tez orada Qurayza qabilasidan, Banu Qurayza, Madinadagi Banu Qurayza qabil, Yahudiylarning qabilasidan bo'lgan bitta amakisi o'g'li keldi, men unga sotib oldim, shunday qilib Madinaga borib qoldim. Birodarlar, haqni istasa, qul bo'lsa ham Alloh taolo nima qilyapti? Mana suhbatni boshladik. O'zini zaifligini, o'zini nafsini yenga olmayotganligini Alloh shuni xolatda meni benamoz bo'lishimni deyotganlar bo'lsa, qissani eshitib tursin. Qul bo'lib ketyapti, lekin haqqa intilgan ekan Alloh taolo qul bo'lsa ham o'zi xohlagan manzilga yetaklab qo'yapti. Banu Qurayzadagi Yahudi xo'jayinimi xizmatini qilib yurar edim.
Makka'da Muhammed ibn Abdullah degan kişi çıkkanligidan haberim yok. Çünkü kuludum, işim ağır kuldu, mehnetiydi. Künladı burada, hurmadı üstte, hurmadı terip, işler turgan paytimda, beni hocayenimi, amakisini oğlu geldi de, ağzı ve hazırlaşma Allah'a bakıksın, Makka'dan peygamberman degan kişini Kuba'da tutturuştu dedi. Salman-ı Farsiyat'a da bu sözü eşliğin bulan, bir etimi tutturak uşağıda. Yıkılıp çürük yakın buldum, başımına yer göçüme dedim, darakını mahkemişlerdim. Sonra şaşırken önce çüştüm de, ne mi dedin? Kaytar da baktı. Şimdi, kulunu bunu kadar cüratını körgen hocayın, kalktık tersiyatı buna uğratırıp, seni işin değil mi oldu lan? Bak işini kıl dedi. Peygamber aleyhisselam kelabıya Medine'ye Allah-u Teala uzun başlattıya koyuyordu. Ne mesabattan buralar? Hakkı isteyordu. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَحْدِي قَلْبَ دِلَى اللّٰهُ قُرَانْدَ Kim Allah'a iman keltirse, Allah elbette onu hidayet kılar dedi. Özü, insan Allah'a iman keltirgenden keyin. Allah Teala hidayet kıgenden keyin iman keltirer. Şimdi değil mi? Allah hidayet kısa, yine namaz yıkılarsız. Allah hidayet kısa, yine la ilahe illallah da etersiz. Bu ayetke kalabiyan bulsa, kim iman keltirse, keyin hidayet kılar dedi. Bizim nazarımızda anlaşma yok yoksa yaptı onu. Ona kalmaz, anlaşma yani. Kim Allah'a işlenir, Allah'a da razı kılamanda birinci kademde bassa, Allah yine ikinci kademini bastırıp koyar. Siz bir son sardilen, Allah da kalbi zümşetlerde iki son sardilen yakıp koyar. Siz bugünden başla bomba tokuymanda bir metri, iki metri öz yengip çıkayım, Allah peşin yengip talep koyar. Siz birinci kademde basmayırken basıyorsunuz. Hadis huzurda kelada, men bandanı güman edemem deydi. Men tamamen karar bir kadem bassa, meni razı kılaman da bir kadem bassa, bitti iş çıksa, men onge karar iki kadem de basamam dedi Allah. Men tamamen karar yürse o bende, men tamamen karar yüguremem deydi. Ta uçuraşır yaş görüp olamam benden. Bu hadis kudüsü. Şimdi bir benden yaş görüp olsam, yapıralıyan tele uzun bulamam. Körüalıyan közü uzun bulamam. Üşüyalıyan kolu uzun bulamam. Basalıyan ayak uzun bulamam. Ne demek yani bu? Eğer siz Allah tamamen kadar kalan bassayız, Allah sizi yaş görüp durup, közüz bu genliği, Allah haram kıyamdan seni körüyen de közüz yerge kareliyen bulamam. Allah kursa, Allah'a da razı kılab yana sana körgen de kursan bulab yana bu kolasız. Hicab oraya yana körgen de rahatsız gemiydi. Yaşlarda meşke kireken körgen de içiz oyul miydi? Kolis, Allah razı bulab yana işlerge baradı, haram işten özü değilerdi. Şu sizi Allah hidayet kılgen yeni bilgisi. Bu kişi Allah'a da hakta istep çıkıldı, kul bozu yana madine yapıp koydu Allah da Allah. Peygamberi topsun da. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam madineye gelenden ki, ana şu aytilingen alamatlarını teşirmek için oldu. Bir kança kurmağı da aldı. Peygamberimiz sahabalarına otururken cevap geldi. Men sılarda sağla kişiliklerdi körüp durup ben, ikilerde muhtaç beçerlilerden bırakken, bana o mennesle ye sadaka, ye koyular dedi. Peygamber aleyhisselam alıyorlar dedi. Sahabaları yedi, Peygamber aleyhisselam yemedi. Men ettim, bu birinci alamat. Ertesi günü, hoddoşun çakın adat geldi. Karasam siz sadaka yemişsiz eken, bana menden hediye sizge dedi. Peygamberimiz özü yedi, buradalar yeyizdi. Demek Peygamberimiz hediye kaytarır mıydı? Hediye kiçkine mi, katta mı, senin hediye olamam değil miydi? Resulullah, Müslüman bulmakken Salman'dan hediye desin bakımı yaptı, kaytarmaya yaptı. Tahaddu, tahaddu deyin Resulullah. Birbiriyle hediye kılıyorlar, birbiriyle de ortaylarında ülfatçilik, muhabbet payda oldular. Bu ikinci alamadı dedi. Yani üçüncü alamadı kaldı. Peygamberliği kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cennetül Baki kabristanında bir sahabanı kömüşlükte toplanıp durardı. Üstüde iki kavat yahtayı vardı. Peki kanada bu kavat yahtayı vardı. Sonra arkasını öptüğümde körüştürü arkasını öptürü. Şunca bir körüştürü hareket kıldım. Peki ilacım vardı. Şimdi Resulullah gördü de maksadımız şimdi. Şimdi yahtayı şöyle peygamberle hamı görsek. Hak peygamberde top geldiğinde üçüncü alamet şuydu. Şimdi varız bu hallardan öptü peygamberimizi kucağlar. Şehadet kelimesine etti. Fars'tan Macusi bugün bir kança Nasrani damlarda anlaştırıp giden kişi ahire hakını, İslam'ı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i toptu. O kişi Allah damayı kadar birinci kadar da basıyordu. Allah atkep koydu peygamberini aldı. Yani.
Allah da razı kılamadı, birinci kadamda basıyordu, Allah da Allah özü hidayet koydu bu bandasını. Salman-ı Farsi, Fars'ta mıydı? Lakin Ebu Bekir Kureyşi bilen Resulullah'ın huzurunda bir kıl kılmat itibar gelaydı. Bu İslam, İslam. Bir millet, ikinci milletten, boydu, kembağaldan acilatmıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru da bu sahabalar ten kıymetke, ten mevkiye gibi oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e başını etken kıssalarda ayeti verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in içine haklarına dua kıldı. Salman-ı Farsi'ye Allah-u Teala'nın rahmeti olsun iki dünyada. Çünkü bu zat Allah'ın hidayetine birinci kadem özü taşıdı ve Allah tarafından merhametke, rahmetke gibi oluyor. Siz bulan bizi bu sahabalar da kıssalardan İbret alışında hammamız yine sıkıyan olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.